Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, yılın önemli bir dönemi Kasım ayı, Ekim ayında başlayan tutulmalarla beraber bu ayda bir tutulma yaşayacağız. Önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek önemli tesirler altındayız. Güneş 22'sine kadar Akrep burcunda olacak. 22'sinden sonra ise Yay burcuna geçecek. Bu ay doğan özellikle 22 Kasım'la 30 Kasım arası doğan tüm yay burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Önemli bir dönem tabii ki. Tutulmalar hayatımızda çok değiştiricidir, dönüştürücüdür. Genellikle de biraz kontrol dışı etkiler verir. Öncelikle 12. evinizde enerjiler yoğunlaşacak ayın ilk yarısında. Venüs, Merkür, Güneş 12. evinizde. 25 Ekim'de meydana gelen Akrep Burcu'nun Güneş tutulması etkisiyle aya başlıyoruz. Biraz bilinçaltınıza yöneldiğiniz, işte kendinizi biraz geri plana çektiğiniz, inziva içinde olduğunuz bir dönem olabilir. Yani yaşamın daha manevi yönleri, daha ruhsal yönleri sizin için çekici olabilir bu dönem. Ruhsal, bedensel şifa, arınma, terapi gibi konulara da odaklanabilirsiniz. Çok da verimli olabilir. Ve 8 Kasım'da Boğa Burcu'nun 16 derecesinde Dolunay'la beraber tam ay tutulması yaşayacağız. Uranüs etkili, oldukça sürprizli, kontrolü zor, değiştirici bir dolunay bu tutulma. Ay tutulmaları duygusal olarak bizi çok güçlü etkiler. Ve hayatımızda bir tamamlanma, bir olgunlaşma, bir farkındalık, dönüşüm dönemidir. 6. evinizde olacak. Her şeyden önce bir iş ve mesleki konularda burada bir sonuç alma, bir tamamlanma enerjisi var. Günlük hayatınızda uğraştığınız, mesela hani bir rutininiz var, bir alışkanlığınız, bir çalışma düzeniniz var. O yüzden iş mesleği etkiler bu. Mesela bir işten ayrılabilirsiniz. Dolayısıyla hani rutininiz değişir. Ya da çalışma şartlarınız değişebilir, alışkanlıklarınız değişebilir. Yaşadığınız alanları dönüştürebilirsiniz. Beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, hani etrafınızdaki kişilerle ilgili dönüşümler olabilir. İşte asistanınız işten ayrılabilir. Hizmet aldığınız kişi evinizde çocuğunuzun bakıcısı olabilir, mesela ayrılabilir. Veya buralarda mesela evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili konular devrede olabilir. Genel sağlığınızla ilgili dönüşümler olabilir. Uranüs bir beslenme değişikliği, bir diyet programı, işte belki böyle bir zararlı alışkanlıkları bırakma. Hani buralarda daha köklü dönüşümler getirebilir hayatımıza. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, Boğa, Akrep, Kova, Aslan gibi burçlarda 10-20 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim tesirler sizin için çok daha önemli olacaktır sevgili yaylar. Evet, ve ay boyunca enerji gezegenimiz Mars İkizler Burcu'nda retro olacak. Mars gerilemesi zaten bu yılın en önemli tesirlerinden birisi. 13 Ocağı kadar devam edecek. Sadece bu ayla sınırlı değil. Ama karşıt burcunuzda ikizlerde olduğu için sizin için çok önemli. Mars enerji demek hareket, girişimler, işte motivasyonumuz, mücadele gücümüz, inisiyatif alma gücümüz. Bunlar Mars'la alakalı ve tam karşıt burcunuzdaki bir Mars aslında ilişkileriniz ve karşınızdaki kişiler anlamına da geliyor. Bu eşiniz ve partnerinizle ilgili bazı gündemler yaratabilir. Belki onunla ilgili bir zorlukla karşılaşabilirsiniz. Yani bir sağlık problemi olabilir. Eşinizin iş hayatıyla ilgili bir konu olabilir. Ve bu ay, önümüzdeki ay, Ocak ortalarına kadar olan süreç, daha fazla eş ve partner konuları, karşınızdaki kişiler, belki bir ortaklı ilişkide ortakla olan ilişkilerinizi daha fazla gündeme getiriyor ama biraz zorluklar olabileceğini bize gösteriyor. Belirsizlikler, kararsızlıklar, belki güvenilmez koşullar olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda rakiplerimiz ve karşımızda bize meydan okuyan açık düşmanlarla da ilgilidir 7. ev etkisi. Eğer böyle durumlarınız varsa, mesela bir dava içerisindeyseniz, bir mahkeme durumunuz varsa, bir rakibiniz varsa, bir açık düşmanlığınız varsa, tehditler içerisindeyseniz bu Mars gerilemesine daha fazla dikkat edin. Çünkü zarar verici konular da olabilir. Bazı günler özellikle Mars'ın açılarına da dikkat çekiyorum. Burada hani daha zor ve stresli açılar olduğu, yaptığı günlerde bu bahsettiğim dikkati daha üst boyuta taşımak gerekiyor. Mesela
18, 19, 20 Kasım gibi Mars Neptün'le kare açı yapacak. Hani bu dönem sizin için bu bahsettiğim konularda daha güvenilmez, daha kaotik durumlar yaratabilir. Hani eşinizin sağlığıdır, yakınlardır, biraz ilişki içerisinde olduğunuz kişilerdir. Buralarda lütfen ortaklı işlerinize, işbirliklerinize, anlaşmalara, sözleşmelere daha dikkatli yaklaşın. 28, 29, 30 Kasım gibi Mars bu sefer burcunuzdaki Merkür'le karşıt açı yapacak. Ciddi bir iletişim sorunu, bir tartışma getirebilir. Ama anlaşma zemininin olmayacağı bir şey bu. Hani biraz eşinizle ilgili bir konuda geçmişten gelen bazı mevzular varsa onlar tekrar karşınıza çıkabilir. Hani bu arada eski partner, eski eş, eski ortak gibi konular da bu ay gündeminize gelebilir. Onlarla ilgili bazı sorunları tekrar ele alabilirsiniz, çözmeye çalışabilirsiniz. Bunun gibi etkiler olabilir. Evet sevgili yaylar, ayın ortalarından itibaren artık sizin burcunuzdaki gezegen hareketliliği artmaya başlıyor. 15-16 Kasım Venüs ve Merkür burcunuza geçecek. 22 Kasım itibariyle de Güneş burcunuza geçiyor. Sizin döngünüz başlıyor. Venüs'ün ve Merkür'ün Güneş'in burcunuza geçişiyle beraber tabii ki daha fazla böyle bir enerjiniz artacak. O ayın ilk yarısındaki içe kapanıklık, enerji düşüklüğünü biraz atabilirsiniz üzerinizden. Daha hevesli, daha coşkulu olabilirsiniz. İletişim trafiği, işte ilişkilerle ilgili hareketlilikler falan artabilir hayatınızda. 24 Kasım'da zaten burcunuzda bir yeni ay var. Bir derece yay burcunda. Bu yeni ay size yenilikler, yeni kapılar açabilir, yeni kararlar verebilirsiniz hayatınızda. Özellikle doğum günü 22 ile 27 Kasım arası olan yay burçlarımız, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcu 1 derece ve yakınlarında olan yay, yükselen yaylar. Doğum haritalarınızda değişken burçlarda gezegenleriniz olabilir. İşte yay, ikizler, balık, başak 0 ile 5 derece arası varsa eğer, hani buralarda gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizin için çok daha belirgin etkiler getirebilir. Hani biraz böyle imaj değişimi yapmak isteyebilirsiniz. Venüs burcunuzda çünkü. İşte böyle bir belki yeni bir tanışma, yeni bir eğitime başlama, yaşadığınız mekanlarda yenilikler falan. Hani bunlara karşı da enerjiniz artmaya başlıyor. Bu yeni ayın etkisiyle beraber. Yeni ayın yönetici gezegeni Jüpiter. Jüpiter ay boyunca balık burcunda. Ayın genelinde gerileme hareketinde olacak ama ayın 28'inden sonra 24'ünden sonra Jüpiter ilerliyor artık. Ve artık balık burcundaki son hareketleri bunlar. Çünkü Aralık ortalarından itibaren Koç burcuna geçecek ve 12 yıl bir daha balık burcuna gelmeyecek. Şimdi bu dönemi de iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bu ay Jüpiter güzel de açılar yapıyor. Dördüncü evinizde iç huzurunuz, işte aile konuları, ev yuva temaları filan buralarda böyle bir bereketli bir Jüpiter etkisi var. 15-16 Kasım Jüpiter'in Venüs'le Merkür'le bir üçgeni var. İşte 21 Kasım'da Güneş'le bir üçgeni var. Hani aileden, ebeveynlerden daha fazla destek alabileceğiniz bir hafta dönemdesiniz. Yani ilişkilerde sorun yaşıyor olabilirsiniz. İşte eşinizle kavga edebilirsiniz. Böyle bir sorununuz olabilir ama sanki hani anneniz, babanız, ebeveynden bir destek de alabilirsiniz bu dönemde. Ya da eğer iş hayatınızda bazı sorunlarla karşılaştınız, işte evde çalışma imkanı bulabilirsiniz. Manevi yanınız da güçleniyor ayın genelinde. Hani bu manevi desteklerle beraber en azından bir kabulleniş içerisinde olma, bir hayatı olduğu gibi kabullenme, içsel huzuru bulma konusunda da Jüpiter'in size olumlu destekleri olabilir sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.